Deccal sistemine girdik, Mehdiyet oluşumuna girdik, kıyamet öncesi alametleri konuşalım dedik. Tabii birkaç haftadır en çok konuşulan medyada da bu çok yansıdı, konuşuldu. İşte Ramazan'ın 15'inde bir ses duyulacak, herkes de bunu duyacak. Bu da aslında Mehdiyet'in başlangıcıdır falan diye de doldurdular altını. Böyle bir ses duyduk mu, duymadık. Yok. Siz duydunuz mu? Yok, ben duymadım. Bekledim özellikle. Nerede bekledim? Balkonda çıkıyor. Evde bekledim balkonda ama yani ses mes yok. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bir tane daha var, buna eklediler şimdi. Kaynağı da, ne bunun? Önce onu sorayım. Şimdi şöyle, bu ikinciyi de söyleyeyim kısaca. Hı hı, tamam. İkinci de Türkiye'nin iç siyasetine dönük yapıyorlar bir şey. Ahmet El Serhendi, Ahmet Faruk El Serhendi. Bu İmam-ı Rabbani'nin gerçek adı. İmam-ı Rabbani'nin kayıp bir tane kitabı bulunmuş sözde. Bu kayıp kitapta İstanbul'da olacak büyük depremden bahsediyor. Bu depremde 3 milyona yakın insan ölüyor sözde. Bunu da şöyle yapmışlar işte, bunu geçmişteki yani 1980'li yıllarda ölen galiba bir gazeteciye daha önceden bilmem kim vermiş de o ona vermiş de falan, onları da yani altyapı zemin oluşturarak hani sağlam bir belgeymiş gibi sürüyorlar. 3 milyon insan ölecek, daha sonra 6 milyon insan İstanbul'u terk edecek falan bu şekilde. İşte Kanal İstanbul inşaat halindeyken yıkılacak, şu olacak, bu olacak falan. Burada söylenen tarih 2022'nin Mart ayının 27'sinde veriyorlar. Burada ben bunları şöyle değerlendiriyorum. Bu Mehdi şeyleri de buna benziyor. Mehdi olayı da şöyle. İnsanlar Allah'ın ilminde oluşan, Allah'ın ilminden oluşan diyelim. Bu İbn Arabi'ye göre anlatıyorum. Bak ta başından. Allah'ın ilmi denilen bir şey var. Bir makam var. Bir mevki var. Oradan küllü nefsin oluştuğu söyleniyor. Küllü nefs her şeyin Allah tarafından verilen kendisini var hissettirme duygusu. Burada tanrısallık var. Bu küllü nefsten daha sonra bireysel nefisler buradan kendine pay alıyor. Yani bizim nefsimiz, ben kendimi var hissediyorum ama bende tanrısal güçler olması lazım. Yani hiçbir şey önüme engel çıkmaması lazım istiyorum ama buradaki benim vücudum ve ortam buna müsait değil. O zaman ben burada tanrısal şeyler arıyorum. Para mıdır, mal mıdır, mülk müdür, güç müdür, makam mıdır, mevki midir? Bunların peşinde koşuyorum. Bunları ne kadar alıp kontrol altına alırsam tanrısallığa bu dünyada ulaşırım diye. Zaten bize denilen şey şu. Bu nefsini sen anla, tanı, kontrol et. Bunu tanıdığın zaman Allah'ı tanırsın. Çünkü Allah'ta var o güç, o kudret. O sana kendi nefsinden yansıttığı için sen öyle zannediyorsun. Ve onu kontrol altına alıp burada kendi nefsini oluşturman lazım. Sınırlı nefsini. Şimdi bu tanrısallık isteği herkeste var. Tanrı olamıyorsun. Olamayınca peygamberlik var. O da bitti. Allah'tan sonra ne var? Peygamberlik. Şimdi peygamberlik de bitince geriye mehdilik kalıyor. Şimdi bu mehdilik tanrısallık arzusunun bizden, yani bizim nefsimizi kontrol edemememizden gelen bir şey. Şimdi bu gerçek Mehdi peki gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle, gerçek Mehdi'nin geleceğinin hadislerde bu beklenti olduğu müddetçe bu Mehdi'ler çıkar. Bu toplumsal beklentiden kaynaklanıyor aslında. Ama bu beklentinin gelmedikçe toplumda törpüleneceği anlatılıyor hadislerde ve hatta toplum şöyle demeye başlıyor. Mehdi falan yokmuş. Mehdi falan gelmeyecekmiş. Onu dedikleri zaman çıkacak diyor işte. Şimdi o işte bu deccali sistemin tam azgınlaştığı, sistemi ele kontrolü ele geçirdiği, yönetmeye başladığı zamanlar. Peki niye şu an Mehdi var yok tartışması o kadar alevli ki? Kardeşim Kur'an'da yok diyor. Kardeşim işte o denilen hadisler onlar mevzu hadis, sahte hadis, uydurma hadis falan. Böyle bir şey yok. Kur'an'a döndüğümüzde bulamıyoruz. Tamam orada kurtarıcı işaretleri var. Kurtarıcı dolaylı olarak falan var. Ama işte böyle de bir bunu konuşanlar yine baktığında İslam kimliği altında hocalar. Böyle bir bölünme de var. Hayır, kesinlikle gelmeyecek, Mehdi de gelmeyecek, Mesih de gelmeyecek falan diye böyle bir o algı da var. Anlatılmalı da bu yani. Nasıl? Yani şöyle, o gelmeyecek, tamamen gelmeyecek diyenler İslam kimliği içerisinden pek çıkmaz.
Olur mu hocam? Çok fazla var şu anda. Ben size hatta çok ünlü isimler sayarım. Kesinlikle ama gelmeyecek. Gerçekten, İnanmayın böyle şeylere diyen var. Gerçek İslam itikadıyla mı yaşıyor? Ama şu an bilinen o şekilde yaşadı. Yani şu an isim yani verince tabii söz hakkı da olacak. Yani süremiz yok. Şey yapamayacağız tamam, onu anladım. Alamayacağız ama isim yani, vermenin bir anlamı yok o yüzden. Dış görünüşte şey olabilir. Öyle bir görüntü veriyor olabilir. Ama burada gerçek İslam itikadına göre bu Mehdi meselesi hatta öyle bir şey ki imanı bile zedeleyebilecek olan inançlardan bir tanesidir. Hatta şunu bile diyenler yani kardeşim Mehdi peygamber geldi bitti. Haşa o yapamadı da Mehdi mi gelecek insanları kurtaracak şöyle, dünyayı da deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların dünyaya mutlaka hakim olacakları söyleniyor zaten. Yani, Allah nurunu tamamlayacak tabii, ayetiyle mi ilişkilendiriyorsunuz? Hem onun da hem de tarif etmiş. Nasıl bir şey gelecekte bir yönetim olacağını tarif etmiş. İşte ben konuştuğumuz programlarda da daha öncekilerde de hani kendi fikrimi beyan ettim. Ben evet inananlardanım ama hani hep şunu dedim bekleyenlerden değilim. Hep denir ya ben öldüm mü benim kıyametim kopmuştur hep yani hep açıklanan şeydir. Ben de buna inananlardanım yani burada, ama gelebilir diye inananlardanım da. Ama birçok insanla konuştuğumuzda birçok hoca işte altını doldurduğumuz ilahiyattan işte profesör isimlerinde hafız, Kur'an'a hakim dinlediğimizde de hayır kesinlikle böyle bir şey olmayacak. İşte peygamberden sonra bitmiştir. Öyle bir makam da verilmeyecektir falan. Hazreti İsa'nın tekrar nüzulü yok. Peki o zaman şunu soruyorum o zaman. Dünyada böyle bir sistem var mı? Deccal anlamında, deccalizm anlamında. Evet. Batılın ön planda olduğu, dünyaya bak bu hale getirdiği İslam'a ya da diğer insanlara haksızlık ettiği, zulüm yaptığı bir sistem var mı? Var. Ne olacak? Durmayacak mı kimse? Hayır diyor. Onu duracak şey, Kur'an okuyacaksın, özüne döneceksin diyor. Yani şöyle şimdi ben Mehdi meselesini gelecekte bu global sistemi devralıp dönüştürecek olan bir koordine edici lider. Bir insan. Bir insan. Bu tamam, peygamberimizin de soyundan olduğu söyleniyor. Tamam. Daha doğmadı, doğacak. Bunun ne zaman gelecek? Şu anki Mehdiler o zaman. Şu andaki Mehdiler zaten yani baksa hadislere biraz baksa, bir iki literatür karıştırsa, mesela İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okusa, anlayacak yani olmayacağını. Peki niye bunu yapıyorlar? Yani kendi ya, dünyasını, kendi cemaat, ama ahiretini cemaat. Sen diyorsun ki bir bakıma da, Allah beni seçti diyorsun. Ben cennetliyim diyorsun. Türkçesi bu değil mi? İşte orada şey... Ve etrafında da müşteri topluyorsun. Allah yazık, adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Ayetler çok var. Ya, etrafındaki insanların da ahiretini sen... Ya olabilir. O herkesin bir beklentisiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Olmayınca ne olacak? Bunu zorlamanın... Ama şey de var. Yani hep bu programlarda konuşuyoruz. Küfür de ediyor. Hani bu biz yapıyoruz hani bu şekilde yapmayın işte değilsin falan tarzında. Yaklaşık 6 yıldır belki 20'ye yakın Mehdi, 20'ye yakın diyorum hocam. Mehdi mesaj atıyor, linklerini paylaşıyor. Korsan Mehdi yani linklerini videoların altına koyuyor. YouTube kanallarına bir şeyler tamam paylaşıyor. Tamam da bak şimdi bu Mehdi. Programa gelmek istiyor. Bu Mehdi meselesi bırak Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini. Global bir siyaset, askeri güç ister. Siyasi güç ister, askeri güç ister, ekonomik güç ister. Çünkü sen Deccal'la savaşacaksın. Karşında global bir sistem var. Bunun askeri gücü var. Siyasi gücü var, ekonomik gücü var. Sen şimdi böyle bir gücü nasıl kendine güveniyorsun? Aslında Mehdilik çok zor biliyor musun? Kabul etmemen lazım. Yani değil mi? Şey için. Sen kaçman lazım. Kaçman ben bunu nasıl yaparım yapamam. Gerçek Mehdi zaten kaçacak bundan önce. Ben yapamam diyecek. Onu zorlayacaklar. Sen yapamazsan seni öldürürüz. Sensin diyecekler. Bütün işaretler seni gösteriyor. Ondan sonra o bir gece dönüşüyor diye hadislerde var. Şimdi bu öyle bir şey ki sen burada bütün dünyanın askeri gücüyle bir şekilde mücadele edeceksin. Siyasi gücüyle mücadele edeceksin. Bir de ekonomiye hakim olman lazım. Ekonomiyi de dönüştüreceksin. Bizim yapmamız gereken şu. Mehdi ne zaman gelecek? Zaten 60 yıl yok. Şu anda 60 yıl yok yani. Yani 2020'deyiz biz şimdi. Tabii siz? 2020'deyiz. Bu 1440'lı şu anda. Yani ilginç bir şey oldu, yorum oldu. Yani 60 şöyle yani, 1441. Ya bana göre 160 yıl yok da. Neyse. 160 yıl. Evet. Hı. Şimdi 1441'deyiz. Şu an Ramazan şu anda 1441 Hicri. Hı hı. Şimdi bu 1441, 1425 geçmiş. Bu 1425'te gelmemiş.
1441'den de 1500'e kadar ne kadar var? 60 yıl var. 59 yıl var. Bir kere 59 yıl unutsunlar yani. Gelmeyecek. Yani o da yani ilk öbür şeyin yüzyılın başında gelirse. Bu İmam-ı Rabbani bunu bu şekilde anlatıyor. Yüzyılın başında gelirse, 1500'de gelirse 60 yıl zaten yok. Yani sen çıkıyorsun ortaya ama mücadele boş yani. Bir şey yok yani. Elde edebileceğin bir şey yok. Zaten daha Deccal yok ortada. Deccal somut olarak yönetime gelmemiş. Dünya tek devleti olmamış. İşte anlatıyoruz bak, komünist üst yapı diyoruz. Altyapısı, ekonomisi bambaşka bir... Yani bunu şöyle düşünmemek mi lazım? Mehdi çıkacak, altyapısını kuracak. Deccal de sonra çıkacak. Değil. Deccal aslında çıkacak. Deccal çıkacak. Karışacak, sonra Mehdi çıkacak. Deccal'a tepkisel olarak oluyor bu işler. Deccal'a tepkisel. Onu şimdi mesela onun kurduğu faiz kurumuna sen bir şey üretmen lazım Müslümanlar olarak. Bunlar hep Mehdi'nin altyapıları. Bunları zaman içerisinde üretecek Müslümanlar. Bunun tam tersi. Çünkü Mehdi aldığı zaman bu sistemi anında dönüştürebiliyor. Şeyleri var. Kurumlar oluşmuş, yani kurumların altyapıları oluşmuş, onları kurumsal hale getiriyor. Orduyu aynı şekilde, siyaseti aynı şekilde, ekonomiyi aynı şekilde. Mesela ekonomiye ait anlatılan bir hadis var. Şöyle, bireyselleştirerek anlatmış. Bir tane adam var, çok şeyine kaptırıyor kendisini işte, mal mülk sevdasına kaptırıyor falan. Ondan sonra hazine yayın yapmış. Hazinenin yayını şöyle. Kim ne kadar altın isterse, para isterse gelsin, vereceğiz. Bu şu demek aslında. Şu andaki sistemin tam tersi. Yani emek, sermaye, ondan sonra doğal kaynaklar. Şu andaki sistemde bu var. Şimdi buradan sermayeyi elde etmeden istediğin kadar doğal kaynağı bul, emeği de bul. Burada bir şey yapamazsın. Sistem kuramazsın, yani üretim yapamazsın. Şimdi burada bu sermayeyi bir şekilde Mehdi halletmiş. Şu anda sermaye faizli sistemle gidiyor. Öyle değil mi? Yani sen bir yerden kredi alacaksın, bilmem ne yapacaksın, onun borcunu ödeyeceksin falan. O öyle değil. Sana diyor istediğin kadar sermaye vereyim. Eğer projem varsa kur. Şimdi adamın bir tanesi de gidiyor hazinenin bu yayını üzerine. Yanaştırıyor arabaları, dolduruyorlar. Altın, para, gümüş ne istiyorsa dolduruyorlar. Sonra giderken bir arkadaşına rastlıyor. Sen diyorlar bu kadar parayı aldın ama ne işine yarayacak senin? Bunlar artık bu devir bitti. İşine yaramaz. Yok karışmayın benim işime diyor. Giderken öbür arkadaş çeviriyor, öbür arkadaş çeviriyor. En sonunda anlıyor. Anlıyor, geriye dönüyor. Hazineye geriye dönüyor. Ben diyor bunları aldım ama diyor bunlar hakikaten benim işime yaramayacakmış. Bir sistem kurmak istesem de çok kolay kurabilirim. Bunları geri alın diyor. Hazinedekiler şöyle diyorlar. Sen bu utançla yaşa. Biz verdiğimiz şeyi asla geri almayız. Şimdi şu anda anlatılan bu sembolik hadiste şu andaki sistemin tam tersi. Şu anda bütün devletlerde, bütün sistemler şunu söylüyor. Biz aldığımız şeyi asla geri vermeyiz. Yani senden almaya bakıyor değil mi? İşte devletler vergi topluyor. Bankalar faizli sistemde yürüyorlar falan. Şimdi mesela faizler şeye geldi ama yine de faizli sistemin enstrümanları devam ediyor. Yani borsası var, başka yerleri var, altını var, şuyu var, devamlı oynama var. Şimdi burada öyle bir sistem kurmuş ki Mehdi. Bir kere ekonomiyi tamamen bu sermayeyi halledecek şeye getirmiş. Zaten doğal kaynak var. Emek de var. Şimdi emek robotlaşıyor falan. Hadi onu da bir tarafa koyduk. Ama doğal kaynakla emeği bir araya getirdiğin zaman bir sistem kurabilmen lazım. Bunu da eğer devlet sana bir projen varsa, ne kadar da parayı, sermaye ihtiyacın varsa ben karşılayacağım faizsiz olarak, hibe olarak vereceğim yeter ki sen kur diyorsa, böyle bir sistem oluyorsa, o zaman bu şu oluyor, sen hiçbir zorlukla karşılaşmadan eğer kafan çalışıyorsa, projen ne varsa, mesela ben 100 tane hamburgerci dükkanı kuracağım. Sistemi kuracağım. Yaptım planlarını, şeylerini ama sermayem yok. Tamam gel, al sermaye. Al yap bütün elemanların şeyini bakalım fizibilitesine. Uygunsa al sermayeyi kur. Ondan sonra bu artık şeye gerek yok. Sistem kendi kendini döndürebiliyor artık. Yani faizden alıp da borç ödeyeceksin. Bir tarafta şey birikecek. Sistemde para birikecek. Öbür taraf açık kalacak. Böyle bir şey yok. Herkese eşit dağılan bir şey var. Bunu halletmiş. Şimdi bizim kafamızı çalıştırmamız gereken şey şu. Bu hadiste anlatılan bu sermayenin kurumsal hale getirilebilmesi için biz bunun önce felsefi altyapısını İslami düşünceye uygun olarak nasıl tasarlayabiliriz? Ve bunun kurumları nasıl kurulabilir?
bankacılığı nasıl olabilir, diğer borsası nasıl olabilir, bütün bunlar nasıl yapılabilir? Sen bunu şu anda yaparsan işte Mehdi'nin askeri oldun zaten. Yani bununla uğraşırsan Mehdi olmaya gerek yok. Zaten o orada kendi zamanında bir mücadele veriyor. Biz de bu zamanda yaşıyoruz. Aramızda ister 60 sene olsun ister 160 sene olsun fark etmez. Bugünden biz onun ordusunun yardımcısı olabiliriz.